Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber modern atom teorisiyle ilgili soru çözümü yapacağız. Evet, ilk sorumuz metalik, ametalik özellikler. Bunlar biraz periyodik özellikler kısmı ile alakalı. Son kısımlar arkadaşlar. Metalik, ametalik özelliklerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Elektron verme isteği arttıkça metalik özellik artar. Peki, elektron verme isteği nereye doğru artar arkadaşlar? Sola doğru ve aşağıya doğru. Dolayısıyla bu yönde de metalik özellik artacağı için doğrudur. Elektron alma isteği dediği ametalik özelliktir. Dolayısıyla o sağa doğru artar, yukarı doğru artar. Ametalik özellik de o yönlerde artar, doğrudur. Metalik aktifliğin arttığı yönde, yani sol aşağı, bazik özellik artar mı? Evet, çünkü zaten metalle bazlığı beraber düşünebilirsiniz. Elektron ilgisinin arttığı yönde, yani sağ yukarı, ametalik özelliğinde arttığı yön müdür? Doğru. Atom çapının arttığı yön neresidir efendim? Sola doğru, aşağıya doğru. Metalik özellik azalır demiş. Halbuki metalik özellik burada artar olacaktı. Diğer sorumuz, 4 tane atom vermiş. X, Y, Z, T. Bunların hangileri doğrudur öncüler? 1. Aynı periyotta mı? Bakalım. 282, 283, 285, 286. Böyle atom numarası 20'nin altındakileri 28 metoduyla düşünebilirsiniz. Daha kolay. Aynı periyot, hepsi 3. periyot çıktı. Elektron negatiflikleri. O zaman gruplarını da yazalım. 6A, 5A, 3A, 2A. Dolayısıyla en büyük elektron negatif, en büyük grup T, sonra Z, sonra Y, sonra X olacaktır. Doğru. İyonlaşma enerjisinde grup sıralamasında bir ufak 3 aşağı 5 yukarımız var. Ona dikkat ederek sıralayalım. Hepsi aynı periyot olduğu için. 2A ile 3A arasında 2A daha büyük. 5A ile 6A arasında 5A daha büyük. En büyük Z, sonra T, sonra X, sonra Y. Doğrudur. Atom çapları iyonlaşma enerjisinin genelde tersi olmakla beraber yine biz bakmakla yükümlüyüz. Sevgili arkadaşlar, hepsi aynı periyot olduğu için çapta önce periyota sonra protona bakarız. Proton sayısı az olan X'in çapı en büyük olacaktır. Nerede X? En sonda. Maalesef yanlış olmuş. Peki nasıl sıralanacaktı hocam? Önce X, sonra Y, sonra Z, sonra T şeklinde çap sıralaması olması gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 ve bakıyorum D seçeneği. Şimdiki sorumuz, bir iyonlaşma enerjisi klasik soru tiplerinden birisidir. Burada nasıl yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Artışın büyük olduğu yere dikkat çekiyoruz. Yani X için 90-210 normal, 200-400 normal, 3000'e gelmesi anormal. 3,5 kat ve yukarısı. O zaman X için 3A grubudur yorumunu yapabilirim. Devam edelim. Y için normal. Şurada bir anormallik var. O zaman bunun içinde 2A grubu. Z için 550-1200. Gördüğünüz gibi herhangi bir artışta bir sıkıntı var mı? 100'den 550. Şurasında 5,5 kat. Dolayısıyla burası da 1A grubu. Bir de burada şu tire ya da iyonlaşma enerjisinin olmadığını ifade eden işaret ne demek? Demek ki bu arkadaşımızın Z'nin hepi topu 3 tane elektronu varmış ve onu kopartmışız. Dördüncü yok ki koparalım. Buradan da bunu anlayacağız. Şimdi bu anladıklarımız üzerine soruyu cevaplamaya geçelim. Şimdi X'in değerlik elektron sayısı 3'tür diyor sevgili arkadaşlar. Şöyle bakıyorum, X'in değerlik elektron sayısı 3A grubu olduğu için doğrudur. Y elementi azot ile Y3N2 bileşini oluşturur. Y 2A grubundadır. Azotla nasıl bileşik oluşturacak? Gelin oluşturalım. Y ve azot. Azotun yükü X. Yani burası artı 2 olacak. Neden 2A grubu? Orası da eksi 3'ü tercih ederse Y3N2 şeklinde bir bileşik yapabilir. Burada da aynısı söylenmiş. Bu 7 arkadaşlar, bunun atom numarasıdır. Dolayısıyla azotu da vermiş oldu. Z elementinin çekirdek yükü 3'müş. Z elementinin az evvel elektron ve proton sayısının 3 olduğunu söylemiştik.
Doğrudur. Atom çapları arasında X, Z, Y şeklindedir demiş. Şimdi aynı periyotta olduğu bilgisi verildiğine göre bunların sıralanması Z, Y ve X şeklindedir. O zaman çapı en büyük olan ne olacak? Z olacak arkadaşlar. Bakalım öyle mi? Hayır. Dolayısıyla yanlış seçeneğimiz. Z alkali metal demiş. Hemen Z'ye bakıyoruz. Bir A grubunda ne diyoruz? Alkali metal. Dolayısıyla bu da doğrudur. Şimdi yeni bir tablo sorumuz. Yine iyonlaşma enerjisinin artışlarına dikkat etmemiz gerekiyor burada sevgili arkadaşlar. Farklı iyonlaşma enerjisi verilen elementler ikinci periyot olduğu bilgisi verilmiş. Hemen iyonlaşma enerjilerinden çözümlemeye çalışalım. Burada X3A grubu neden artışın çok olduğu yere işaret koyuyoruz. Kaç elektron koparılmışsa o kadar A grubu diyoruz. Burada da gördüğünüz gibi normal, şurada da normal. Burada bulamadık. Çünkü artışlar gayet normal. O zaman Y için yorum yapabilirsiniz. Büyük eşit 4A diyebilirsiniz. Yani 5A olabilir, 4A olabilir, 6A olabilir. Z için bakıyorum. Şurada bir artış görüyorum. Dolayısıyla bu da 2A grubu olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bu bildiğimiz, bu öğrendiklerimiz üzerine bakalım. Şeylerini yorumlayalım, cevapları. X'in atom numarası 5'tir. Kaç A grubu? 3A grubu. O zaman X ikinci periyot olduğuna göre 2, 3 yaptığımız zaman 5 çıkıyor. Doğrudur. Z'nin değerlik elektron sayısı sevgili arkadaşlar 2'dir. Yani grubu 2A mı? Bakıyorum 2A. O zaman değerlik elektron sayısı 2'dir. Bu da doğru. Y A metaldir. Şimdi Y'nin 4A'dan büyük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla A metal olma ikinci periyotta 4A'dan büyükse 5A, 6A, 7A olabilir. Dolayısıyla bunun için de A metaldir yorumunu yapmam gayet uygundur. Cevap seçeneğimiz 1, 2, 3. Kesinlik demediği için böyle yapabiliriz arkadaşlar. Kesin dese soygaz olma ihtimali vardı. Şimdiki periyodik tablo verilmiş. Bloklar gösterilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Özür dilerim. Doğrudur diyor. S bloğu elementlerinin tamamı metaldir. Şimdi bu blokta kim var? İstisna hidrojenimiz var. Hatta S bloğunda bir de kimimiz var? Helyumumuz var. İstisna. Ondan dolayı tamam metaldir. Maalesef söyleyemem. P bloğunun tamamı metal. Şimdi burada yarı metaller şu basamağımız vardı hatırlarsınız. O basamağının altı ve üstü yarı metaldi ve altı ametaldi. Dolayısıyla sırf ametal diyemiyorum. D bloğu elementlerinin tamamı değişken değerli kalır. Burada da çinkomuz, gümüşümüz var. Bunlar artı 2 ve artı 1 değerlik aldığını söylemiştik. Dolayısıyla bunu da söyleyemiyorum. F bloğu elementlerinin sayısı en fazladır. Şimdi iki tane satırdan oluşuyor. 14, 14, 28 yapıyor. Ama P bloğuna bakarsanız 8 çarpı 6'dan 48 minimum. Dolayısıyla F bloğu en çok element içermiyor. P bloğunda ametal, metal, yarı metal, soygaz hepsi P blokta. İşte bu çok geniş bir ifade. Dolayısıyla doğru kabul ediyorum. Şimdi yükseltgeme basamakları ile ilgili bir soru sorulmuş bize. Bunları bilmeniz için minik bir 9. sınıf tekrarı mı diyelim artık son hatırlatmalarınızı öğretmenlerimiz yapmıştır. Onları lütfen aklınızdan çıkarmayın. Belli başlı değerliği değişmeyen elementleri bilmekle mükellefiz, sorumluyuz. Ancak öyle işin içinden çıkabiliriz. Şimdi ben burada 6 çizili atomların yükseltgeme basamakları sorulmuş. Bakalım. Şimdi üzerinde işaretleyelim. Şimdi burada eksi 2 gördüğünüz zaman bu eksi 2 oksijene ait değildir diyeceksiniz. Ama tabii bir kök olduğu için hep oksijen eksi 2. Eksi 2 buraya yazacaksınız. Şimdi krom oksijen hangisine eminim? Kromları bilmiyorum. Çünkü değerli değişken metal. Ama oksijenin böyle köklerde hep eksi 2 aldığını bildiğim için eksi 2 yazdığımı farz edin. Eksi 2 4, eksi 8 yaptı. Şimdi buradan gelen yük eksi 8. Şurası kaç olmalı ki toplama eksi 2 olsun? O zaman artı 6. Aynısını burada uyguluyorum. Şimdi nötr olduğu için herhangi bir şey yazmıyorum. Eksi 2 ise oksijen eksi 6. O zaman burası da artı 3. Gördüğünüz gibi birisi artı 3, birisi artı 6 değerli kaldı. Yani burada bir 6 çizililer eşit değil.
NO3-1. Yine -1'i ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kökün en üstüne yazıyorsunuz. Oksijene ne yazacaksınız? -2. -6 yaptı. Ne ile toplayayım -1 yapsın? +5. Geldik H3PO4'e. Burada nötr olduğu için oksijen -2. Hidrojen her daim +1. Yanında ametaller varsa. +3-8. Ne yaptı arkadaşlar? -5. Kimle nötrlenir? +5 de. Yani buradaki mantık toplamını 0 eşitlemek. Buralardaki mantık toplamını üzerinde ne yazıyorsa ona eşitlemek. Dolayısıyla +5, +5 gördüğünüz gibi burada tuttu. Altı çizdiler. Buraya geldiğimizde hemen -2 yazdım. Çünkü yanındakine kesin emin değilseniz oksijen -2 yazabilirsiniz. -8. Dolayısıyla burası da ne oluyor? +4. -2 yine kök var. Hemen parantez en üstte. -2 yazdım. Oksijenime de -2 yazdım. -6. Ne ile nötrlenir? Cevap +4 ile -2 olur. Özür dilerim. Nötrlenmez. -2 eşitliyoruz. Dolayısıyla +4, +4 her ikisinin de yükleri eşit çıktı. O zaman son olarak 2 ve 3'te ne oldu arkadaşlar? Yüklerimiz eşit çıktı. Buradaki atom numaralarının verilmesiyle de yine işlerimiz kolaylaşabilir. Bu da yine değerlikleri bulmada yardımcı olacak arkadaşlar. Ama bilenler için, ezberleyebilenler için çok daha rahat. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde altı çizili atomun yükseltgen ve basamağı yanlış verilmiştir? Yani tek tek hesaplayalım. Şimdi sıfır olduğu için -2 emin olduklarımı yazıyorum. Ne demire ne de kükürte eminim. O zaman şöyle diyeyim. -8. Şimdi burada sülfatın arkadaşlar bir kök olduğunu hemen hatıra getirmeniz lazım. O zaman şöyle diyelim. A, B, C tipinde bir bileşik gördüyseniz yani 3 büyük harf, 4 büyük harf veya nokta nokta. Kesinlikle ilk ikiye bakın bir kökü andırıyor mu ya da ilk baştaki elemanlara. Bir de sondaki elemanlara bakın. Kök diye tanıdığınız grubun içindeyse onun yükünü yazın. Sülfatı tanıdım ve -2'yi yazdım. O zaman demir mecbur +2. O zaman -2, -8. O zaman kükürtüm +6. Doğru mu? Doğru. Geldim baryum karbonata. Yine üçlü. Baryumun +2 olduğunu kesin biliyoruz hocam. O zaman oksijen -2. Onu da biliyoruz. -6, +2. Mecbur buradaki karbon +4, +4. Buraya geldik. Alüminyum ve karbon. İki kişi var. Alüminyumun +3 olduğu kesin. Şöyle. Dolayısıyla karbonun da -4 olduğu kesin. Doğru. Diazot monoksit. Burada oksijen -2 yazdım. -2, +1 ile olursa azotun değer yükü. Dolayısıyla nötrlenmiş olur. Bu da doğru. Magnezyum oksit. Bakalım burada oksijene. Şimdi -2 tam yazacağım. Bir bakıyorum magnezyum. Kesin eminim ki magnezyum +2. O zaman oksijen -1. Burada ne yazılmış oksijen için arkadaşlar? -2. Böyle bileşikleri aynı zamanda biz ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Peroksit. -1 yüklü oksijen bileşikleri peroksittir. Şimdi yine bir geniş periyodik cetvelle ilgili tanım sorusu. Yukarıda aynı periyotta bulunan KLMN elementleri hepsinin aynı periyotta olduğunu söylemiş. Buna göre hangileri doğrudur? O zaman biz aynı periyoda bunları bir yerleştirelim. Toprak alkali metal 2A grubu. Geçiş metali B grubu. Halojen 7A grubu. Soy gaz 8A grubu. O zaman en başa K, madem aynı satırdalar, periyottalar. Sonra L, sonra M ve sonra N. Aynen harf sırası gibi oldular. K, L, M, N şeklinde dizdik. Buna göre metalik aktifte en fazla olan K'dır. Doğru. Çünkü niye? A gruplarında. Atom numarası en fazla olan Ni'de elementi. Yani en sağdaki. Doğru. Üçüncü periyotta olabilirler. Üçüncü periyotta olmasına engel L. Neden? Geçiş elementi. En az dördüncü periyot olması lazım. Dolayısıyla olmaz. Elektron ilgisi en fazla olan en sağdaki elementtir. N soy gaz olduğu için onun da elektron ilgisi çok az. Hatta yok denecek kadar az. M'dir. Bu da doğrudur. O zaman 1, 2 ve 4'ü arıyorum ve buluyorum. Değerli arkadaşlar, bir sonraki test çözümünde görüşmek üzere. Başarılar.